Babam öldüğünde İslam'a göre mal paylaşımı yaptık. Üvey anneme anne hükmünde olduğu için dörtte bir pay verildi. Üvey anne vefat ettiğinde mal paylaşımı nasıl olur demişler. Şimdi e, soruda tabii bir hata var. Şöyle bir hata var. E, babaları vefat etmiş ki Rabbim rahmet eylesin. Tamam. E, üvey anneden bahsediyor. Üvey anne yani babasının nikahlısı Hı -hı. ama kendilerinin annesi değil. Böylesi bir durumda bunu ben normal annem gibi hesap ettim diyor dörtte bir verdik ona diyor. Aslında kendi annesi dahi olsa onun hissesi dörtte bir değildir. Sekizde. Çünkü ölenin çocukları varsa geriye çocuk bırakmışsa hanımın alacağı pay sekizde birdir. Çocukları bulunmaması durumunda alacağı pay dörtte Dört. birdir. Bu ister e, üvey olsun ister öz olsun fark hmm. etmez. Yani hanım açısından bakıyorum. Ölenin hanımıysa bu kimse ister o çocuklarının annesi olsun ister o çocukların annesi olmasın. Hiçbir şey fark etmez. Böylesi bir olsun. durumda alması gereken rakam sekizde birdi. Bu kişiler annelerine, üvey annelerine fazladan vermiş oldular. E, bunu bir kere e, evlat, tespit var. etmeleri gerekir. Ee, soru ondan sonra nasıl devam ediyor? Ben orada ee, takıldım. Üvey anne vefat ettiğini, ha, sonra üvey diğer kız erkeği içte zaman, bir onları paylaşmışlar. Şimdi üvey anne vefat ettiği zaman artık bu saatten sonra o mal, annenin olan o mal onun kendi varislerine intikal edecektir. Onun kendi varisleri ise kocasının çocukları değildir, kendi çocuklarıdır. Hmm. Yani, yani kendisinin yoksa... bir başkasından olma çocuğu. Çocuğu yoksa kardeşi, kardeş yoksa kardeşinin çocuklara, iyenleri hmm. bu tarzda normal miras ahkamı şeklinde onlara. Anne babasına edecek. bir şey kalır mesela üvey annesi, onun anne babası var. Üvey annenin anne babası evet. tabii ki kalacaktır. Hı. Yani kendi mal varlığı kendi, kendi ailesine, ailesine normal feraiz ahkamı nispetince intikal edecektir. Yani şöyle bir mantık yanlıştır. Bu kadına zaten kalan mal benim babamın malından ona kalmıştı. Dolayısıyla o mal benim babamdan ona intikal ettiği için benim öncelik hakkım vardır şeklinde bir e, algı yanlıştır. O onun şahsına intikal eder ama tabii şu misalimize fazla verilmiş. Bunu aslında tahsil edilme imkanı vardır. Evet. Ama onun kendi şahsına ait olan o haktan sonra vefat ettiği zaman kendi mirasçılarına intikal eder. Bu evlatlarına hiçbir şey, yani evlat demeyelim onu da kocasının evlatlarına evet. hiçbir şey kalmaz. Ha, ama hala hayatta kendisi bunu verirse o ayrı bir konu. Ha, o kendi tasarrufu sıkıntı. Evet. <laughs>